Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda size insert frame komutunu anlatacağım. Insert frame komutu assembly başlığı altında bulunur. Bunun için bir EIM uzantılı dosya açtım. Bu dosya üzerinden bu komutu anlatmaya çalışacağım. Bunun için assembly menüsünün altında component panelinin içinde create sekmesine tıklayarak dosyada gireceğim. Yeni bir dosya oluşturacağım. Montaj dosyası, bu dosyanın adını gireceğim. Insert frame. Dosyanın adını girdim. OK diyorum. Ekrana tek tıkladığım zaman montaj dosyamı oluşturacağım. Arayüz gelir. Şimdi öncelikle sketch menüme giriyorum. Sketch menümün altında create panelin içerisinde two point center komutunu seçiyorum. Komutumu seçtikten sonra YZ planinde bir sketch çizmek istiyorum. Sketch'imi çiziyorum. Daha sonra constraint panel altında dimension komutunu seçiyorum. Dimension komutunu seçtim ve ölçü ve ölçülendirme işlemi gerçekleştireceğim. Dikdörtgenin boyunu 150 milim giriyorum. Daha sonra enini girmek istiyorum. Enini de 200 milim gireceğim. Enini girdikten sonra finish sketch diyorum. Çizimden çıkıyorum. Şimdi daha sonrasında 3D model menüsüne geçiyorum. Bu menüde create panelin altında extrude komutunu çalıştırıyorum. Extrude komutunu çalıştırdım. Kalınlık vereceğim şimdi dikdörtgenime. 150 milimlik kalınlık veriyorum ve OK diyerek çıkışımı yapıyorum. Şimdi parçamı oluşturdum. Return diyorum ve assembly sekmesine geri dönüyorum. Assembly sekmesine geri döndükten sonra design menüsüne geçiyorum. Design menüsünün altında insert frame komutumu çalıştırıyorum. Bu model üzerinden bu komutu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle insert frame dediğim zaman arayüzüme insert'ün ekranı gelir. Bu ekranı incelemeye başlayalım. Şimdi ilk öncelikle bu frame oluşturmak istediğimiz yapının standardı. Hangi standartta frame oluşturmak istiyorsak bunun seçimini gerçekleştiriyoruz. ANSI var, ISO var, UNI var. Bunun gibi bilindik DIN var. Bunun gibi bilindik standartlar bulunuyor. Ben ISO üzerinden gitmek istiyorum. Profilimin buradan family'sini seçiyorum. ISO 657 14'ü seçiyorum. Dikdörtgen yapıda olmasını istiyorum. Daha sonrasında boyutunu seçmem gerekiyor. Ölçülerini girmem gerekiyor. Ölçülerinde 50'ye 25 çarpı 3 giriyorum. Şimdi bunları girdikten sonra materyal kısmı var. Materyal kısmında da işte çelik mi istiyoruz? Silver mı? Stainless steel mi? Polipropan mı? Polikarbonat mı? Bunları hangisini olmasını istiyorsak bu malzemeyi buradan seçiyoruz. Stainless steel olmasını istiyorum. Paslanmaz çelik oluşturacağım. Görünüşünü seçme imkanımız bulunuyor. Bütün bunları yaptıktan sonra bunu seçtikten sonra dilerseniz bir kenar seçelim. Bunun üzerinden oryantasyon kısmını anlatmaya çalışayım. Parçam göründüğünüz gibi profilim bu şekilde ekrana ön izlemesi geldi. Bu oryantasyon kısmında dilersem tam ortadan seçebiliyorum. Ortayı seçtim. Şu anda profil tam ortaya yerleşti. İstersem üst kısmı seçersem üst kısmını profilin o kısma yerleştirdi. Seçmiş olduğum kenarına. İstersem alt kısmını buradan bu şekilde oryante edebilirim. Dilersem buradan ölçü giderek de yapabilirim bu işlemi. 25 milim yukarıda olsun istiyorum. 25 milim yukarı kaldırabilirim. Dilersem sağ sol kısmı da aynı şekilde elimle ölçü giderek ayarlayabilirim. Ve döndürme işlemi gerçekleştirebilirim. Döndürme işleminde 25 derece dönmesini istiyorum. Bunu da bu şekilde buradan ayarlama imkanım bulunuyor. Daha sonrasında altta da placement kısmı bulunuyor. Bu kısımda da dilersem kenarı seçerek profilimi yerleştirebilirim. Dilersem de iki nokta seçerek, birinci nokta seçtim, ikinci nokta seçiyorum. O iki nokta arasında profilim oluşturma seçeneğim bulunuyor. Dilersem bunun tam tersi yönde aynalama işlemi de yapabilirim. Seçmiş olduğum profili buradaki aynalama tuşuna basarak diğer yönde de elde etme imkanım bulunuyor. Insert frame'in bir diğer özelliği de ekranı komple seçme işlemi gerçekleştirdiğim zaman profillerim otomatik olarak ekrana gelecektir. OK diyorum. OK diyorum. OK diyorum. Şimdi profillerim oluşacak. Profillerim oluştu. Profillerim oluştuktan sonra insert frame'e sağ tıkladım. Visibility'sini
kaldırdım. Bu şekilde de profilimi oluşturma imkanım bulunuyor. Şimdi daha sonra buradaki kenarlardaki köşelerdeki ayarları yapacağım. Bunları da bir diğer videomda sizlere yapacağım. Bu videoda beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.